Aşina ne kadar tanıdık olursa, ne kadar okursan o kadar çok olursan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ves salah bel ahya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين ويا إله العالمين خائن darbe girişiminin 1. seneyi devriyesinde 15 Temmuz darbe girişiminin seneyi devriyesinde 249 şehidimizin şahsında şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz Allah'ım. Burada metfun bulunan bütün şehitlerimize, burada metfun bulunmayan bütün şehitlerimize, Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten, Çanakkale'ye, Dumlupınar'a, Çanakkale'ye, Dumlupınar'a, 15 Temmuz'a kadarki bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ziyaretlerimizi makbul eyle Allah'ım. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle Allah'ım.
okuduğumuz Kur'an ile şehitlerimizin, bütün geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eyle Allah'ım. Ya Rab, şehitlerimizin cennetteki makamını âli eyle. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Bizlerin de ahir ve akıbetlerini hayr eyle. Amin ve selamun alel murselin. Ve sallallahu alel nebiyyi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, tabii 15 Temmuz 2016'da tarihimizin belki en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldık. Biraz geriden. Tamam. Biraz aşağı indir abi. Tamam. Ülkemizin tamam içerisine yuvalanmış bir ihanet şebekesi. Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin Allah muhafaza birliğine ve bütünlüğüne çok ağır bir darbe vuracak bir ihanete kalkıştılar, giriştiler. Bu tarihimizin en büyük ihanetiydi. Ama Allah'a hamdolsun, bu tarihimizin en büyük ihanetine milletimiz de tarihteki belki en büyük başkaldırıyla karşılık verdi. Büyük bir kahramanlıkla bu ihanet girişimini akamete uğrattı, engelledi ve bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı alması noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi. Bu uğurda canlarını veren 249 tane şehidimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ihanet ne kadar büyükse ihaneti önleyen kahramanlık da bir o kadar büyük oldu. Bu açıdan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. İndi, sokaklara çıktı, meydanları doldurdu ve bedenlerini bu hain darbe girişimini engellemek için adeta siper etti. Milletimizin birlik ve beraberliğinin aslında bir kez daha bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu. 15 Temmuz gecesi. Bu süreçte gerçekten hayatlarını kaybeden, şehadete yürüyen bütün şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu vesileyle sadece 15 Temmuz'da değil, bu toprakların bizi ebedi vatan olması için bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlerimize 15 Temmuz'un birinci seneyi devriyesi vesilesiyle rahmet diliyoruz. Onlara Rabbimizden gani gani rahmet diliyoruz. Onların gösterdikleri fedakarlıkları, kahramanlıkları bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. Gelecek kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bu anma etkinliklerini de özellikle önemsiyoruz. Bugün burada bu vesileyle Kocaeli şehitliğimizde, İzmit şehitliğimizde sadece 15 Temmuz şehitlerimiz için değil, bugün bu toprakların bize vatan olması için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle andık. Onların kabirleri başında dua ettik. İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz tarafından ortaya konmuştur. Rabbim inşallah böyle bir durumu bir daha göstermez.